Burada küçük bir ayrıntıdan bahsedeyim mi? Çok mu bu kısma gireceğiz onu Lütfen. bilmiyorum ama önemli olduğunu düşünüyorum ve annelerin burada yalnız kaldığını hissediyorum ben. Hamilelik döneminde çok yalnız kaldığını. Çünkü baba, hatta annenin hamile olduğunu bile arada bir unutur mesela. Babalar giderken, işe giderlerken, gelirlerken. Kadın her an o ağırlığıyla birlikte, karnındaki o şişmeyle birlikte aslında, karnındaki o kabarmayla birlikte her an bebeğiyle doğar. Alo, hocam. Tamam, Cansu Ha, korktu gibi bir yerde. geldi. Evet, geldi ama şu an. Siz beni duyabiliyor musunuz? Şu anda gel. Evet, duyuyorum. Karnındaki şişmeyle Babalar çok birlikte. babalar çok doğal olarak hatta annenin yani bir bebek beklediğini çok defa zihninde 24 saatin her 59-60 dakikasında aklında tutamayabilirler. Çok doğal aslında işe güce daldıkları sırada. Ama anne ne kadar işe de dalsa, güce de dalsa kendi bedeninde geliştiği için onu unutmayacaktır. O yüzden ne söyleyecektim orada? Kopunca bağlantı orayı kaçırdım. Hocam şeyden geldiniz buraya. Yani burada bir önemli bir parantez açmak istiyorum dediniz. Annelere haksızlık ediliyor gibi bir giriş Evet yaptık evet orada. orada bir ha mesela birkaç örneğin içerisinden aklıma gelen bir başkası aklıma geldi şu anda. Mesela kadın aşeriyor. Hani aşermekle ilgili bir şey var. Halk arasında da geçiyor. Canı hiç olmadık bir şey çekiyor. Ben mesela danışanlarımda çok gördüm. Yani mesela adam diyor ki anlamıyor çünkü bu duygunun nasıl bir şey olduğunu. Ben de çok 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 sonraları fark ettim aslında ve çok haksızlık olduğunu gördüm kadınlara. Nazlanıyor. Yok çilek istiyormuş, yok muz istiyormuş, yok bilmem doğal falan istiyormuş. Ya ben nereden bulayım falan. Naz zannediyor. Hatta bazı anneler kömür yemek istiyor, toprak yemek istiyor. Böyle canı hiç olmadık şeyler çekiyor. Aslında bu şu, bu bir homeostatik dengenin aslında yenilenmesi, yerine gelmesi için bir ihtiyaç. Ne oluyor mesela? Çocuk kemik yapısı gelişiyor. Kemik yapısı gelişirken neye ihtiyacı var? Kalsiyuma ihtiyacı var. Öyle değil mi? Nereden alacak bu kalsiyumu? Annenin yediği yemeklerin içerisindeki kalsiyumu kendisine çekiyor. Ve annede hangi madde eksiliyor yediği gıdaların içerisinde? Örneğin kalsiyum eksiliyor. Örneğin ne eksiliyor? Örneğin demir eksiliyor. Örneğin ne eksiliyor? Demir eksildiğinde anne kendi bedeni için ihtiyaç olan demiri gidermemiş oluyor. Çocuğu çekiyor oradan. Hey bu tarafa diye çocuğu çekiyor o kimyasalları. Anne kendi ihtiyacını gideremediği için yoğun olarak neye ihtiyaç duyuyor? Ispanak olsa da yesem diye canı içerisinde demir bulunan bir gıdayı çekiyor. Ya bu Evet. saatte bu ama homeostatik dengesi bozuldu. O yüzden kadının anlaşılması, hamilelik döneminde onun dengeye kurulması, dengede durması, hem duygusal hem de fizyolojik dengede durması aslında bir babanın çocuğuna da yardımcı olması, eşine de yardımcı olması anlamına geliyor.